Evet, düzlüğe çıktık. Dağ evi yolunda. Burada ne bulduk? Toprağı yeni dürtmüş maşallah. Bunları. İdris abi, mantar buldum. Mantar buldum. Of of. Abi, mantar buldum. Maşallah maşallah. Özlemişim be. Cümleten selamünaleyküm bu arada. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yine bir dağ evi videosundayız. İdris abi var, oğlu var, beraber. Dağ evini görmek istedi. Oğlu da çok önce gelmişti, görememişti. Onlarla beraber çıktık. Şu mantarı bir koklamak istiyorum. Gerçekten müthiş bir kokusu var. Daha yeni çıkmış. 1-2 gün içinde bembeyaz. İşte bu. Şöyle 5 tane bulduk. Bakalım gerisi var mı? Evet. Anam anam anam, şunların güzelliğini. Arkadaşlar, bahardan beri özlemişim. Şuna bakın. Bunlar aşırı şekilde taze ve şu saplarını koparacağım. Tekrar tohum olsun. Şu topraklı yerlerini. Neyse, bıçakla keseyim. Maşallah maşallah, burada daha yenileri çıkıyor. Onlar dursun. Küçük küçük. Oh be, bir kendime geldim. Özlemişim bahardan beri. Baharın hep söylüyordum, mantar toplamak bizde ayrı bir böyle hastalık gibi, tatlı bir, güzel bir hastalık gibi bir şey. Evet, başka yok gibi. Bu arada düzlük de yeşermiş. Burası da dağ evinin yolundaki düzlük, sürekli sarıydı bahardan beri. Yağmurlarla burası da yaylamız gibi yepyeşil kalmış. Evet, başka yok herhalde. İdris abi! Yol orada değil abi! Hey. Yol burada, gel! Tamam abi! İdris abi yanlışlıkla aşağı inmiş. Ben mantarlar toplarken. Yavaşça dağ evine doğru gidiyoruz. Evet, İdris abimiz zaten dün de gördünüz, tanıyorsunuz. Selamun aleyküm cümle. Aleyküm selam. İdris abi, sana ne buldum bak. Ana. Abi şunların güzelliğine bakayım. Ya. Nerede buldun bunları? Yeni çıkmış, taptaze. Benim orada önceden yer vardı. Güzel ya. Bunları şimdi bir közleriz İdris abi. İnşallah şimdi varalım. İnşallah. Ahmet Han da burada. Ahmet Han da İdris abimizin oğlu. Selamun aleyküm cümleten. Aleyküm selam Ahmet Han. Biraz da Ahmet Han için geldik bugün. Dağ evini abi aşırı merak ediyorum dedi. Orada bir bardak çay içsem yeter dedi. Sağ olsun, ayağına sağlık. Onlar da bizle beraber yokuşu çıktı. Şimdi dağ evine gideceğiz. Biraz orada uğraşacağız. Çay içeceğiz. İkindin akşam olmadan döneceğiz nasip olursa. Şöyle duvarımıza bakalım. Yaptığımız duvar sağlam. Öylece duruyor. Bugün fazla iş yapamayacağız. Çünkü İdris abigil dönmek zorunda bugün. İkindin olmadan yayladan köye geldik. Köyden tekrar buraya çıktık. İkindin dönmeler lazım. Beyşehir'e gidecekler. O yüzden ben de çamur işi yapmayacağım. Sadece şu baca da yapılacak. Üstünü yapmadan önce bacayı sağlamlamam lazım. Çünkü üstüne ağaç koyamayız. İlk önce bacayla şu kadarcık bir yerim kaldı duvarda. Şu ara 3-4 taşlık. Onlar yapılacak. Bugün bir çay içeceğiz. Şuraları düzenleyeceğim. Şu damdan düşen laylonlar, ağaçlara ayıracağım. Taşlarını bir yere ayıracağım. Bir dahaki geldiğimde karacağım çamur hazır olsun. Toprağını, samanını ayarlayayım. Geldiğim zaman direkt tertemiz başlayalım. O yüzden fazla bir şey yapmayacağız bugün. Şimdi aşağı ineceğiz. Güneş panelimizi bir kuralım.
giderken çıkarıyorum ne olur ne olmaz diye. Hayvan gelir bir şey olur diye. Gelirken bayağı yorulduk. Sıcak vardı şu an. Serin bir hava var. Daha evimiz de yeşermeye başlamış artık. Şöyle. Etraf yeşermeye başlamış. Bu arada Mustafa virüs şüphelisi şu an. Testinde çıkmamış ancak daha 3-5 gün oldu. 3-4 gün falan oldu. Köyden bir tane virüslü kişi onu hastaneye götürmüş. Onlar da bilmiyormuş. Test yaptırmışlar. Virüs çıkmış. O yüzden Mustafa'yı 2 gündür görüşemiyoruz. 2-3 gündür. Şüphesi geçene kadar görüşmeyeceğiz. İnşallah bir şey yoktur. 2 gün sonra test yaptırmış ama tam belli olmaz. 3-4 gün geçmesi lazım. O yüzden Mustafa'yla bir süre görüşmeyeceğiz. İnşallah kardeşimizde bir şey yoktur. Yine şüphesi geçtiği zaman daha evine beraber geleceğiz. Suyu çıkar böyle de kalma abi. Şöyle İdris abiyle de panelimizi bir kuralım, bir çalıştıralım. İdris abi motorun tamir olma şansı yok değil mi bunun? Şu eski motorun. Tamiri olur da. Çok zor. Biraz masrafı var. Abi. Çoğu yeri çürümüş değil mi? Bunun sökülecek. Şu kapağı neredeyse onları şu laftan kırılmış. Abi çoğu yeri çürümüş. Neyse motorumuz var İdris abi. Evet su motorumuz. Çalıştırdık. Varlimiz dola dursun güneş varken. Şunu biraz çevireyim. Evet. İkindin oluyor güneş şöyle biraz varken. Varlimizi dolduralım. Evet. Çay güvenliğini bir alalım bakalım. Böyle İdris abimize güzel bir çay içirelim nasip olursa. Abi! Abi! Çay önemli mevzuydu abi. Burayı şey edersek şu ilerideki tabanlardan şu duvarın bir yeri var ya. Şimdi bir yerlerde güzel bir şöyle tabanlayalım. Bunu yapacağım İdris abi. Şurayı şey et de bura bir çevre düzenlemesi yapalım. Duvara kapattıktan sonra şurayı aynı bu seviyede evin öbür tarafına kadar çevre düzenlemesi yapalım. Zaten şuradan. O en son ama. En son evi. Evi kapattıktan sonra kuyuyu temizleyip ondan sonra. Çay güvenliğini aldı gidi abi. Evet çayımız olana kadar şu bölgeyi temizleyeceğim ben de komple. Taşını, tahtasını, laylonunu. Bunları kışın soba tuttururken kullanırız.
Evet, az bir yerim kaldı. Evin komple toprağını ayırdım. Bir dahakine çamur karacak. Şu ara kaldı sadece. Laylon çer çöp kısmını, damdan düşenleri, tahta kısmını ayırdım. Onlar da kışın soba tutturacak olarak kullanırız. Sadece şurası kaldı. Orayı da halledeceğim. Bir dahaki geldiğimde baca yerine başlayabileceğiz. İdris abiye bir bakalım İdris abi. İdris abi. Abi adamın kralısın ya. Hakikaten. İdris abi de ben orayla uğraşırken şurayı biraz düzenlemiş. İdris abi senin hakkını nerede vereceğim ben? Çay içiyoruz ya. Abi bir çayla. Olur mu ya? Vallahi adamın kralısın abi. Ben otur diyorum arkadaşlar. Yani bir şuraya geldin. Dinlen diyorum. Bakın burayı üzerlere biraz taş koymuş. Düzenlemiş. Abi eline koluna sağlık. Burayı yarın beraber ekmek yiyeceğiz burayı. Ben de orayı toplayayım. Çayımızı bir demleyelim. Bu arada biraz etimiz var. Şöyle bir kuzu şiş yapalım. Evet, bu alanı komple temizledik. Taşını, toprağını, çerini, çöpünü ayıkladık. Tabii yaptıkça evimiz düzene giriyor. Her dokunduğumuzda bir şeyler değişiyor. Artık şurası kaldı. Şu taşları bugün aralamadım. Ne olur ne olmaz biz yokken yıkılabilir. Araladığımız zaman yapmaya da başlarız. Bacanın dibini bulduk. Şimdi yapacağımız taşları aralayıp bir geldiğimizde duvara başlayacağız. Çamur için toprağımız da hazır. Samanımız da var orada. Şunları çuvala doldurup kışlık sobayı tutturacak olarak kullanabiliriz. İnce parçalar var. Evet, burası tamam. Şimdi artık çay, yemek faslına geçebiliriz. Evimizin içinde hiç çekmedik ya. Mantarlar burada duruyor. Ahmet abi bunları nasip olursa yiyeceğiz şimdi. Yiyelim abi. Gazlanmamız orada duruyor. Ana Mustafa'mın elektriği kalmış ya. Orada kalmış. Geçen gün onu da götürelim. Evet İdris abi ottan süpürgeyle etrafı süpürüyor. Düzenledi. Yaptı buraları. Eline koluna sağlık. Biz içeride uğraşırken. Bu arada İdris abimize şöyle bir kuzu şiş yedirelim dedik. Burada hiç yememiştik daha önce. Ha, Mustafa ile bir kere yemiştik herhalde. İdris abime de nasip oldu. Şöyle bir kuzu şiş yapalım dedik. Hakkınızı şimdiden helal edin.
Ahmet Han. Buyur abi. Adamsın Ahmet Han. Bu düz duruyordu. Heh. Şimdi bunu Mustafa olsa güzelce yapardı işte. Biz nasıl yapacağız bakalım. Aşçımız yok. Aşçımız virüs riski varmış. Ondan gelemedi. İş başa mı düştü? İş başa düştü İdris abi. Mustafa olsa hem yiyordu hem yapıyordu kendi halini. Ben çalışırken. Ama çok üzüldü ya. Gelemeyince çok üzüldü. Vallahi ne yapalım, bizim de canımız sıkıldı da. Evet, şöyle şişimizi koyduk. Mantarlarımız da yanında. Onların birazdan kahvesi çıkacak. Üzerlerine su çıkacak. Şöyle biraz da biber atalım. Biberler de pişe dursun. İdris abi, baş köşe senin abi burada. Tamam. İdris abimiz, baksanıza, elinize eline sağlık, buraları ayarladı biz içeriyle uğraşırken. Güzel oldu. Güzel oldu abi. Eline sağlık. Abi, güzel olmaz mı ya? O evi bitirdikten sonra ocakbaşı. Orijinal. Evi bitiri bitirmez ilk iş onlar var abi. Düzen var. Buranın düzeni, ocağı. Nasip olursa. Kış gelmeden evi bir kapatayım diyorum, biliyor musun? Mantarlarımız şöyle kahvesi çıkmaya başladı içinde. İdris abinin nasipten mantarı da bulduk bugün. Evet, hazırladık yemeğimizi. Mantarlar var ya, şu mantarlar beni bitiriyor. Kahveleri de çıkmış. Şöyle içi dolmuş. Buhar çıkıyor. Şimdi nasip olursa yemeğimizi yeme vakti. Evet İdris abi. Başlayalım ya. Ya seni de yoğurdum. Çayları da. Niye abi, niye yaptık da ya? Zahmet veriyoruz. Abi olur mu öyle şey? Senin yaptığın yanında bizimki bir şey mi? Alt tarafı bir yemek hazırladık sen. Baksana buraları çiçek gibi koymuşsun ya. Eğer sen yakın olacaksın herhalde. Yardım ederim ne zaman ya. Sağ olasın abi. Nasip olursa ben de sana geleceğim. Senin taş duvarı gayrı yapalım. Bir dek geldiğinde, kış gelmeden. Bunu kış gelmeden yapamayız. Çünkü zaman yok. Benimle uğraşacak zaman yok yani. Anca bahar zamanları falan dedim. Bu sene de bahar ayları senin işin yoğunlaşır değil mi? Abi bizim belli olmuyor ki ya. Kışın biraz sakin olur. Kışın biraz sakin olur. Onda da gerçi mallar ahırda oluyor ya. 3 günde yaptım ben o duvarı. 3 günde. Tek günde. Başına. Tek başıma. Kuru duvar. Şu ikimiz duymadan ben 3 attım. İkimiz 2 günde yaparız o zaman. Şu sığır kuyruğunun yanından şu saman keri var ya. Şu ara evet. Arasında. 12 adım ya. Şöyle saydığında 12 adım geliyor. 2 günde yaparız o zaman ikimiz. Yani öbür taraflar sağlam. Belki de yani yıkmaya da gerek duymayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Haydi bakalım, buyurun Cis abi. Ben bir tane mantar yiyeceğim ya. Mantarın tadına bakacağım önce. İlk sezon mantarı. İlk sezon. Bu sene ilk defa buldum. O taraf demek ki... Yani rutubet, baharın değil, güzün ilk defa. O tarafı tam rutubet almamış o zaman. Yayladaki baktığımız yer vardı ya. Bak. Buraya bak şimdi. Alalım. Mantar var ya, mantar müthiş.
Ahmet var. Şeyim. Ben seni bekliyordum cumartesi pazar. Ben kendimi burada buldum. Abi inşallah biz de geliriz ya. Bir aksilik olmazsa. Şöyle şuradan koparalım bakayım. Ama tahminim yine gelirdiniz de Mustafa'nın şu işleri olmuyordu. Mustafa öyle olunca Mustafa'yla mecbur görüşemiyorsun. Evet, yine dağ evine veda zamanı geldi. Şöyle son kez bir manzaramıza bakalım. Dağ evimizde. Veda etmeden önce şöyle bir bakalım. Gidis abi, Dudu da budayacağız artık değil mi? Bir motorlu bıçkı getireyim. Şeyse ben küçük bıçkıyı getireyim. Mini var ya evdeki baktığımız. O dek gelirse getirelim abi. Dek gelmezse bizde de var bıçkı. O küçük öyle hafif olur. Abi bahar nasip olursa fındıkların altının duvarı var ya. Evet. Orayı da yapacağım. Fındıklar da şey olsun, cürleşsin. Biraz da davarlar yiyor herhalde. Üstünü yer davarlar sürekli. Bu da budanıyor değil mi fındık? Budanır. Şunu at, düzgünler. Oo yiyor. Maşallah şeye bak İdris abi, pelide. Kışın. Bayağı koyunları getirsen mi buraya bilmem ne ya. Hayvanlar çok kaçar. Koyun, keçi bunlara çok kaçar. Koyun bunu bir görse delirir buna. Çoğu ağaçta var gibi bu arada. Evet, bugün de veda zamanı geldi videomuza. İdris abi vardı misafirimiz. Ama yine de misafirim demedi. Oralarda düzen bir şeylerle uğraştı. Temizlik yaptı. O küçük duvarı yaptı, düzenledi. Biz de ufak tefek, zaman kısıtlı olsa da bir şeylerle uğraştık. Hem de hem piknik gibi oldu. Hem de çalıştık ufak tefek. İdris abi sağ olasın. Eline sağlık. Ayağına sağlık. Allah razı olsun. Yine bekleriz her zaman. Kapımız açık sana, biliyorum. Eyvallah abi. Biz de veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.